Nedir ne? İşte leğenimiz ve nemli bezimiz. Hadi bakalım, oyuncakları temizleme zamanı. Bak içine. Hadi bakalım. Hadi silelim. Evet. Hadi bakalım. Sen de silecek misin? Al. Hadi bak, böyle siliyoruz. Temizledik. Hadi. Silelim. Sil sen de. Beraber yapalım mı? Topu güzelce temizliyoruz. Evet. Bunu da silelim. Al bunu da. Hadi. Hadi hadi. Bir daha. Bu gelen küvette ne? Ayşe, bizi de yıkar mısın? O yüzden küvetimizi getirdik. Aa, arabalar. Yıkarım tabii ki. Yıkamaz mıyım hiç? Defne, bak. Arabaları yıkamamız gerekiyor. Hadi onları yıkayalım. Bak, onlar bize banyo liflerini getirmişler. Duş jellerini ve küvetlerini. Hadi bu küveti dolduralım ve arabaları yıkayalım. Hadi musluğu açalım. Küveti rengarenk toplarla doldurduk. Arabaları top havuzunda yıkayacağız. Hadi biraz şampuan sık bakalım. Evet, teşekkür ederim. Bir numara kırmızı araba. Gel bakalım. Tamam. Hoppa. Onu güzelce yıkayalım. Sen de yıkamak ister misin, Defne? Gel, birlikte yapalım. Aferin. Durulayalım güzelce. Evet. Kırmızı araba tertemiz oldu. Hadi bakalım doğruca garaja. Tamam. Teşekkür ederim. Hop. İşte benim garajım. Hah, burası. İki numara turuncu araba. Gel bakalım. Seni de güzelce yıkayalım. Durulayalım. Turuncu araba da mis gibi oldu. Sen de doğruca garaja. Teşekkür ederim. Benim garajım bir dolu. İki. Hadi yıkayalım üç numaralı arabayı da. Evet. Bu da tamam. Durlayalım şimdi. Gel bakalım. Sarı araba da mis gibi oldu. O da doğruca garaja gitsin. Teşekkür ederim. O zaman ben de doğru garajıma gidiyorum. Bana da bir tek burası kalmış. O zaman benim garajım da burası. Arabalar mis gibi oldular. Öyle değil mi Defne? Oyuncak temizliği çok önemli. Siz de oyuncaklarınızı temiz tutmaya özen gösterin. Bay bay.
da neymiş yahu? Oy, daha önce bizim kitaplığımızda böyle bir kitap yoktu. Nasıl açılıyormuş bu ya? Bu da neymiş? Burada şekiller var. Hipopotam. Ağzında çorabın ne işi var bunun? Üf, kafam çok karıştı benim. Bu bir kedi. Kedicik. İnekcik. Ayşe, Ayşe, ben bir şey buldum. Bu nedir? Gülcüm, bu Defne'nin kitabı. Bunu Defne için almıştım. Henüz görmemişti. Bak Defne. İçi çok karışık. Karman çorman, ben çözemedim. Ben hemen düzeltip anlatayım size. Dur Defneciğim. İlk sayfada dondurma var ve Defne'nin ismi yazıyor. Defne. Bunlar düğmeli. Çıkabiliyorlar. Defne'nin parmak gelişimi için. Sayfayı açtığımızda da burada boncuklar var. 1, 2, 3, 4, 5. 10'a kadar. Ama bu arıcığın yeri burası değil. Burayı açtığımızda burada da şekiller var. Bunların yerleri değişmiş. Evet. Hadi onları doğru yerlerine yerleştirelim. Oval buraya. Altıdan buraya. Yuvarlak. Bakın. Yıldız. Ay şekli. Kare burada. Üçgen çamaşır makinesinin içine girmiş. Acaba kalp nerede? Dur bakalım. Buluruz birazdan. Bu sayfada da eşleştirme yapabilir Defne. Bu bir çamaşır makinesi. Çorapları buradan çıkartıp asabilir. Eşleme yapabilir. Daha sonra bunları makinede yıkayabilir. Çok güzelmiş Ayşe. Ne güzel etkinlikler var. Evet, buradaki her şeyi henüz yapamayabiliyor. Şu an sadece tutup çekiyor. Biraz daha büyüyünce hepsiyle oynayacak. Ve bu bir yapboz. Kulakları. Bunu buraya koyalım. Ağzı ve burnu da burada. İşte böyle. Bu arıcığın yeri de burası işte. Defne, hipopotamın dişlerini fırçalayalım. Kalp buradaymış. Önce bunu yerine takalım. Diş fırçası ve diş macunu. Hadi Defne. Dişlerini güzelce fırçaladık. Ve yerine koyuyoruz. Burada da bir piramit var. Ama yerleri karışmış. Hadi düzeltelim mi Defne? Bu en büyük parça. Sayfada da bir uğur böceği var. Uğur böceğinin boncukları, benekleri ama birkaç tane beneği eksik.
kepeneklerini takalım. Fermuarı kapatalım. Ve son sayfa. İşte bir elma ağacı ve bir elma kurdu. Yeşil elmalar bu sepete. Kırmızı elmalar da bu sepete. Bu bir elma kurdu. Evet. Hadi onu dolaştıralım elmanın içinde. Hadi dondurmaları takalım. Külahın üzerine. Artık Behten'in uykusu geldi. Gidip uyuyalım, değil mi? Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay.